Kolay gelsin, iyi çalışmalar, iyi okumalar. Deniz yok mu? Bakayım. Valla buralarda yok. Sen görebiliyor musun? Çok tatlısınız ya. Sabah şekeri modunda. Hı? E tabii ben senin bu acılar kraliçesi haline alıştığım için şaşırdım. Çok normal. Karınla sen sürekli buraya gidip geldiğiniz için bütün modlarımı görüyorsunuz. Demet gidiyor, sen geliyorsun maşallah. Ne oluyorsa. Bir şey olduğu yok. Deniz benim kayınçom. Bu aralar canı sıkkın. Elim üzerinde olsun. Destek olayım istiyorum. Hepsi bu. Deniz bu zamana kadar sizsiz gayet iyi idare etti. Yani sana ihtiyacı olduğunu nereden çıkardın? İşin doğrusunu söylemek gerekirse Deniz sensiz de gayet iyi idare ediyor. Hatta bunu tercih etmiş. Senin bu dikenli hallerin bu yüzden. Bence sen hayatını yaşa. Boş ver. Senin gibi yani. Çünkü Demet de sensiz gayet iyi idare ediyor da. Hatta bunu tercih ediyormuş gibi görünüyor. Çok güzel saçmalıyorsun biliyor musun? Deniz'e şimdi hak vermeye başladım. Beni yanlış anlama ama sen insanın ömrünü çürütürsün. Hadi ben kaçtım. Yani şimdilik öyle ama en azından Deniz ona aşık olduğuma her zaman emin oldu. Senin durumun daha kötü. Yani Demet'in Ferit'e karşı hala bir şeyler hissettiğini bilmek kalbini acıtıyor mu? Sinirlendiriyorsun, farkındasın değil mi? Hislerimiz karşılıklı. Aslında Nazlı Ferit'ten kaçmasa ikimiz de çok mutlu olabilirdik. Ama niyeyse kaçıyor. Nazlı Ferit'ten mi kaçıyor? Neden bilmiyorum ama evet. Peki sana 10 puanlık uzman sorusu. Sence Nazlı neden Ferit'ten kaçıyor? Bir sevdiği mi var? Birine mi aşık? Deniz'i kastediyorsan değil. Nazlı Ferit'e aşık, ben biliyorum. Nasıl eminsin bu kadar? Çünkü ben senin gibi olaylara dışarıdan bakmıyorum. Onların arkadaşıyım, içlerindeyim. Görüyorum her şeyi. Yani sadece niye olduğunu bir türlü çözemiyorum. Yani korktuğu bir şey var sanki Nazlı'nın. Diyorsun. Belki de Nazlı'nın bir sırrı vardır. Gizlediği bir şey. Ferit'in öğrenmesini istemediği. Nazlı Ferit'ten ne saklıyor olabilir ki? İnsanlar Aliye. Tuhaf mahluklar. İçlerinde ne var? Derinliklerinde ne saklıyorlar bilemeyiz ki. Sen bir şey biliyormuş gibi sırıtıyorsun ama söyle de biz de bilelim. Yok. Ben seni düşüncelerinle baş başa bırakayım. Kaçayım ben. Deniz'e benden selam söyle lütfen. Bir dakika. Efendim? Alo, Hakan ben. Sen benim telefon numaramı nereden buldun? Ha, sana söyleyeceğim şey bundan çok daha önemli. Buna mı takıldın? Bizim seninle konuşacak neyimiz olabilir ki? Uzatma da vereceğim adrese gel. İkimiz için de faydalı bir işbirliği olabilir bu, bak haberin olsun. Şimdi dikkatimi çektin işte. Gönder bakalım adresi. Ya şu çok güzel bir dizi vardı. Hani içinde İsmail abi diye bir karakter vardı böyle. Sahilden böyle gemilere el sallıyordu falan. Bildin mi o sahili? Oradayım ben işte. Hadi bekliyorum. Hoş geldin. Vallahi beni böyle halka açık bir yere çağırmana çok sevindim. Tenha bir yere çağırsaydın gelmezdim. Allah Allah, bu nedir arkadaş, ben anlamıyorum ya. Ben pamuk gibi adamım, işimde gücümdeyim, kimseye bir zararım yok. Vallahi işin gücünle bilmiyorum da sen iyi biri değilsin. Ne söyleyeceksen söyle de bir an önce gidelim. Benim söyleyeceklerimi duyduktan sonra pek gideceğini zannetmiyorum. Hani şu geçenlerde seninle barda konuştuğumuz mevzu vardı ya.
sır mevzusu. Ben onun ne olduğunu biliyorum. Nazlı'nın neden Ferit'ten kaçtığını çok iyi biliyorum. Hatta bu sırrı Deniz öğrenirse Nazlı'yı bir kalemle sileceğini hepsini biliyorum. Neymiş o sır? İlgini çektim bakıyorum. Demek Nazlı'nın derdi buymuş. İyi de niye bir şey söylememiş ki Ferit'e? Nazlı'nın hiçbir suçu yok, her şeyi Asuman yapmış. Sen saf mısın? Hı? Adamın hayatı bitti diyorum sana. Herifi işinden, şirketinden ettim. Bu yetmiyormuş gibi bir de elinden yeğenini aldım adamın. Adam alev püskürüyor her yere. Bir de bu sırrı öğrenirse Nazlı'yla kardeşine ne yapmaz bu adam? Haklısın. Da niye bana söylüyorsun ki bunu? Çünkü biz seninle aynı şeyi istiyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz ondan. Neymiş bizim istediğimiz şey? Nazlı ile Ferit'in birlikte olması. Aşk yaşamaları, mutlu olmaları. Hatta onlar ersin muradına, biz çıkalım kerevetine. Ben karımın kafasının karışmasını istemiyorum. Mutlu ve huzurlu bir yaşam istiyorum. Deniz'in de kafası karışmasın. Sizin de mutlu ve huzurlu bir hayatınız olsun. Aliye, bak Nazlı ile Ferit bizim hayatlarımızın çapağı. Tamam, anlıyorum da bu bilgiyle ne yapacağız biz? Madem aynı şeyi istiyoruz, aynı şeyi bilmemiz de bizim faydamıza. Yarın benim ihtiyacım olur bir şeye, sen bana yardımcı olursun. Senin bir şeye ihtiyacın olur, ben sana yardımcı olurum. Neyse, sana söylemem gerekenleri söyledim. Artık Nazlı'yı koruma kollama konusu sana kalmış. Tamam, görüşürüz. Aa, bu arada sahil yolundan dolmuş geçiyor, haberin olsun. Hiç kollamasam mı? Ferit'in de Deniz'in de hayatından çıksın Nazlı.